Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hakan Ürey geliyor. Merhabalar. Biz aslında Mustafa Sandal'la anlaşmıştık. O girişimcilik anlatacaktı, ben şarkı söyleyecektim. Fakat organizatörlere kabul ettiremedik. Madem girişimcilik anlatacağım, o zaman dedim işin fiziğine falan da girelim, sonuna kadar anlatabilirsin dediler. O müsaadeyi aldıktan sonra salonun enerjisini düşürmek riskini de alarak laboratuvarda neler yapıyoruz size onları anlatacağım. Yaptığımız şeylerde biz mühendislik fakültesinde olduğumuz için uygulamalı araştırmalar yapıyoruz. Bunun sonucu olarak da patent almaya, sonrasında da bunları ticaretleştirmeye önem veriyoruz. Neler yaptık şu zamana kadar onları anlatacağım. Optik ve fotonik nedir? Laboratuvarımızın adı Optik Mikrosistemler ama buradaki ben sabahleyin biraz dolaşırken gördüm ki ortaokul öğrencisinden işte üniversite doktoralı insanlara, girişimcilere, yatırımcılara kadar çok geniş spektrumda insanlar var. O yüzden birazcık temel vereyim. Şimdi 20. yüzyıl biliyorsunuz elektronun yüzyılıydı. 21. yüzyıl ise optiğin, fotoniğin yüzyılı olacağı tahmin ediliyor. Aslında bunun işaretlerini de birçok yerde görüyoruz. Elektron demek aslında elektronik, hayatımızdan elektronik ve elektrikli cihazları çıkartırsak geriye pek bir şey kalmıyor gerçekten de. Hayatımızı idame ettirmek için iş yerinde sürekli cihazları kullanıyoruz. Foton da aynı şekilde fotonik alanının önünü açan bir şey. Foton nedir derseniz, foton ışıktır. Işık hızıyla gider. Çok basit indirerek yapmaya çalıştım. Umuyorum herkese hitap ediyor. Foton aynen bir yükü ve kütlesi olmayan bir parçacıktır. Biraz fizik bilenler için ek bilgi vereyim. Yani kütlesi olmayan bir şey, E eşittir mc kareyi bir tane formül kullanma hakkım var dediler. Onu da orada kullanıyorum. Onu bilenler için kütlesi olmayan bir şeyin enerjisi de olmuyor ama fotonun kütlesi olmadığı halde enerjisi vardır. Momentumu da vardır. Çarpınca bir yere bir ittirir. Fotonlar optik ve görünür ışık civarı, elektromanyetik dalgalarla ilgili her şeyi kapsayan çok geniş bir çalışma alanıdır fotonik alanı. Ben de bu alanın içerisindeyim. İşte optik, elektro-optik, optoelektronik veya nanofotonik gibi şeyleri belki bir kısmını duydunuz. Oraya ben sıraladım. Bunların uygulamaları neler var diye. Mesela duymadığınız gerçekten çığır açıcı konuşmalar vermiş. Çok iyi bir eğitimci aynı zamanda. Onun söylediği bir söz var. 1960 yılında verdiği bir konuşmada. Diyor ki atomları tek tek manipüle ederek bir şeyler yapmamıza engel olacak fiziksel bir kanun yok diyor. Yani biz o kadar küçük şeyler yapabiliriz ki artık atomik seviyedeki şeyleri alıp manipüle ederek bunları faydalı başka şekillere getirilebileceğini iddia ediyor. Bunun üzerine hatta birkaç tane önemli ödül koyuyor falan. Bu ödülleri zaman içerisinde insanlar kazanıyorlar. Optik MEMS dediğimiz alan da mikro optik, mikro elektronik ve mikro mekanik dediğimiz alanların ortasında kesişen bir şey. Buradan iki tane resim göstereyim. Ne işe yarar bilmiyorum ama nano gitar diye birisi yapıyor. Cornell Üniversitesi'nde bir grup doktor öğrencisi mesela. 10 mikron boyut. Yani bunun tellerine vuracak kadar küçük bir çımbızınız olsa ve telini çalsanız aslında megahertzlerde çıkacak bunun sesi. Siz onu duyamayacaksınız bile ama hoş gözüküyor gerçekten. Bu kadar küçük boyutta şeyleri yapabilmemizi sağlayan bir teknoloji. Altta gördüğünüzde belki işte konferans odalarında gördüğünüz projeksiyonlar için iki tip teknoloji var. Birisi LCD bazlı, diğeri de DLP bazlı. O DLP bazlı şeyin içerisinde MEMS aynalar var. Her biri 10 mikron. Ve bir tane karıncanın bacağının yanında görünüyor. O altta gördüğünüzde her şeyden her biri bir piksel. Her bir bit yazmak için sola ya da sağa doğru dönüyor. Şimdi bunların MEMS'in uygulamaları nelerdir? Mesela sağlık ve bizim duyularımızla karşılaştırmalı bir şey var. Güzel okunabiliyor mu? Evet, yani çok fazla bizim 5 duyumuzla yapabildiğimizin çok daha ötesinde aslında bütün sensörler. Bunların bir araya gelmesiyle aslında akıllı telefon dediğimiz cihaz bu sensörlerin bir araya gelmesi ve gelişmesi sayesinde oldu biraz da. Yani sadece küçülme tek başına şey olmadı. Bu sensör teknolojinin altında yatan da MEMS teknolojisi dediğimiz teknoloji. Bir arabada mesela evinin üzerinde MEMS teknolojisi kullanan sensör var. Evde de bir sürü işte alarm, gaz sensörleri vesaire MEMS teknolojisi kullanıyor. Şimdi benim laboratuvarımda neler yapıyoruz ona geliyorum. Ben 2001 yılında yurt dışından döndüm. Amerika'dan geldikten sonra laboratuvarı kurdum. O zamandan beri daha çok komponent seviyesinde şeylerle uğraştık. İşte bu silikon pulların üzerinde yapılan mikromekanik cihazları yaptık. İşte değişik örnekler görüyoruz. Spektrometre denilen cihazlar, mikrolensler, kızılötesi sensörler vesaire. Daha sonra da son yıllarda, son 5-6 yılda özellikle bu yaptığımız
küçük aygıtları bir araya getiren daha büyük sistemler yapmaya daha çok odaklandık. Bazılarında işte firmalarla çalıştık, onların ticaretleştirmesine vesile olduk. Bazılarında da kendimiz startup firmalar kurduk. Onlarla konuşmamın başlığında geçen de aslında patentler bu uygulamalarla ilgiliydi. Şu alt sırada gördüğünüz 4-5 tane şeyden biraz bahsedeceğim bugün size. Artırılmış gerçeklik gözlükleri, augmented reality, yeni artırılmış gerçeklik ekran teknolojileri, nano etiketleme ve sensör dediğimiz kuantum noktacıklarını kullanıp işte parfümlü, motor yağıydı ve benzeri sıvıların içerisine nano parçacıklar koyarak onları etiketlemek istiyoruz. Sonra da bir tane basit bir optik sensörle sürekli olarak monitör edebilmek istiyoruz sıvıları. Diğeri bir portatif kan analiz cihazı. İşte şeker hastalarının kullandıkları stripleri bilirsiniz. Onun muadili ama direkt olarak bir damla kanla çalışıp evde başka bir sürü hastalığın tanısını yapabileceğiniz bir cihaz geliştiriyoruz. Bir de Parkinson beyin simülatörü. Bu da çok enteresan bir konu. Bahsedeceğim biraz daha kısaca. Söz ettiğim patentler, şirketler bunlarla ilgili. Her girişim devriminde yeni cihaz sayısı bir öncekine göre bazen 10 kat bazen 100 kat artıyor. Birinci girişim devrimi burada yaşayanların çoğunun doğmadan önce gerçekleşti. O zamanın kralı IBM'di. IBM mainframe'lerle daha çok banka alışılık uygulamalarına yönelik ve cihaz sayısı da 1 milyon civarındaydı. Daha sonra 100 kat artış görüyoruz kabaca bu cihaz sayısında. PC devri başlıyor. Bu dönemin kralı da yine işte Microsoft, Intel, Dell gibi şirketlerde en çok duyduğumuz büyük şirketler. Daha sonra internet devrimiyle 1 milyar civarında cihazdan bahseden